açıklama için söz talep edin. Aynı... Efendim aynı maddeye istinaden Sayın Bakan'a söz verdin. Muhterem Başkan, Yüce Parlamento'nun muhterem üyeleri. Sayın Bakan nefesi burada. Sayın Bakan 72 maddeye göre söz talep etti. Biraz evvel. İzahat değil efendim. Biraz evvel 72 burada. Maddeye göre sataşma için söz verdi. Biraz evvel burada açıklama bahanesiyle kürsüye gelip konuşma yapmış olan Dışişleri Bakanı Sayın Esmer'in konuşması esnasında Sayın Hüseyin Ertaş yerinize oturun. İsim de zikrederek yerinize oturun. Yapmış olduğu sataşmalara cevap vermek için söz rica ettim. Sayın Erbakan siz hakkınızı rica edeceğim. Gayet kısa olması şartıyla zaten söz verdim. Sayın Erbakan lütfen gayet kısa olması şartıyla lütfen devam edin. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Yalnız bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sizin konuşmamızdan niçin bu kadar korkuyorlar acaba? Önce sizin tepkisinde yarar görüyor. Biraz evvel sataşma bahanesiyle Dışişleri Bakanı buraya çıktı ve açıklama yapacağım adı altında yapmış olduğu konuşmalar için de zikrederek bir takım sataşmalarda bulundu. İşsizlik hükümleri mucibince Sayın Başkan'ın bu sataşmalara karşı cevap verme hakkımıza müsaade etmesinden dolayı Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Yine demin ki Dışişleri Bakanı'nın konuşması esnasında televizyona poz vermek vesaire gibi şu Yüce Meclis'e yakıştırılmayacak bir takım tavsifleri karşısında Yüce Meclis'in hakkını korumak üzere Sayın Başkan'ın biraz önce yaptıkları ihtar münasebetiyle de tekrar Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Dışişleri Bakanı buraya geldiler. Sayın Hayrettin Ertmen konuşması esnasında bir takım ülkemizin fevkalade ehemmiyetli meseleleri hakkında serdedilmiş olan fikirlerden istifade edeceklerine bunları gayri ciddi gibi kelimelerle tavsif etmeye kalktılar bir. Bu esnada kendileri ayrıca sizin için söylemiyorum. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne resmi beyanda bulunmaya mecburum diyerek Yüce Parlamento'nun üyelerinin bir kısmını itham altına ikinci sınıf insan şeklinde görmeye kalkıştılar ve burada parlamentoda televizyona poz verme gibi bir takım tabirler kullanmaya kalkıştılar. Bunlar açıkça sataşmadır. Bu münasebetle burada söylemiş olan bu sözler hakkında kendilerine layık oldukları cevap vermek bizim için bir vazifedir. Sayın Erbakan, bir dakikanızı rica edeceğim. Buyurun. Zatenizde sataşmadan dolayı söz vermedim. Zira ben Sayın Bakan'a gerekli cevabı başkan olarak verdim. Bir tanesi de. Zatenizde yalnız, evet. Sayın Bakan'ın yaptığı konuşmalardaki açıklamak için söz verdim. Çok teşekkür ederim. Ve onun da kısa olmasını rica ediyorum. Şimdi bakınız, siz bu sataşmalardan bir tanesine cevap verdiniz. Gayri ciddi sözünü Sayın Bakan'ın kendisine aynen iade ediyorum. Bununla ve yine demin yapmış olduğu konuşma esnasında ben sizin için bu konuşmalar yapmıyorum, resmi beyanda bulunmuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi beyanda bulunmam lazımdır diye şu parlamentoların bazı üyelerine yapmış oldukları hakareti de kendilerine huzurlarınızda iade ediyor. Ve buraya çıkıp bu hususta bu parlamentonun her bir üyesinden özür dilemedikleri takdirde kendilerine bunu şöyle iade ediyorum. Biz de buradaki bu konuşmaları Sayın Bakan'ın şahsını adam yerine koyduğumuz için yapmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na olan saygımız ve hürmetimizden dolayı bu konuşmayı yapıyoruz. Bunu Sayın çok iyi misiniz? Şimdi Sayın Erbakan yaptıkları bu konuşma dolayı Sayın Erbakan bu
bu konuşma dolayısıyla kendilerine karşı bu görevi ifa ettikten sonra şimdi işaret Sayın açıklamaya geliyor. Bakın demin kendiler buraya çıktılar. Yapılan izahları tahrip etmeye kalkıştılar. Muhterem arkadaşlarım biz meseleyi şöyle vazettik. Vaktiyle Kore'ye bir komünist tecavüzü olduğu zaman Kore'ye asker gönderildi de niçin Afganistan'a şimdi asker gönderilmek düşünülmüyor dedik. Efendim Birleşmiş Milletler kararı varmış. Biz daha önce bu kürsüde konuştuk. İslam konferansına giderken bütün Müslüman ülkelerle beraber bu tecavüzü def etmek için el birliğiyle karar alınız dedik. Ne o karara uydular ne de burada serdedilmiş olan fikirleri laiki veçiyle dikkatle takip etmedikleri anlaşılıyor. Bir. İkincisi efendim ortak pazara biz her türlü hazırlığı yaparız yüce meclisin huzuruna geliriz. Kabul etmezseniz etmezsiniz. Bu nasıl demokrasi muhterem arkadaşlar? Şu meclisin kabul etmeyeceği bir şeyi hangi hakkı selahiyetle ısrarla gider yaparsınız? Geçen seferki konuşmamızda burada açıkladık. Dedi ki bu kadar büyük temel meselelerde önce mecliste geliniz istişare ediniz. Ortak pazara gidiyorsunuz. Nasıl hareket edeceğiniz de meclisin fikrini sorun. Esasen bu meclis zorla kendilerini burada konuşmaya getirmese hiçbir zaman meclisin huzuruna gelip izahat vermek ihtiyacını duymamaktadırlar. Bakınız üstler hakkındaki anlaşmayı bir ay geçti sırf bugün burada konuşma yapılacağı için dün getirip meclise teslim ettiler. Bir aydan beri niçin parlamentonun tasdik etmesi lazım gelen bir anlaşmayı getirip bu parlamentoya teslim etmediniz? Bunların hepsinden gereken derslerin çıkartılması lazım gelir. Bu parlamentoya bu hükümetin gereken saygıyı göstermesi lazım. Ülkenin temel meselelerinde parlamentonun ve milletin arzusu doğrultusunda hareket etmesi lazımdır. Bir takım emri vakiler karşısında ülkeyi ve parlamentoyu bırakmamaları lazımdır. Bu açıklamalar yapmamıza müsaade ettiğiniz için teşekkür eder, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Bakan.